Merhaba arkadaşlar, Kuru Sıkı Sohbetler'de bugünkü mitolojik hikayemiz Pandora'nın kutusu. Pandora'yı bilirsiniz Sakaki. Biliriz, iyi biliriz. Pandora'nın kutusunun hikayesini ben size anlatmak istiyorum. Nereden çıktı, nereden geldi bu hikaye? Anlatın hocam. Arkadaşlar biliyorsunuz Olimpos Dağı'nın zirvesinde enlemesine uzanmış, elinde üzüm salkımıyla oturan Zeus var. Tanrıların tanrısı. Baba. Olimpos'un babası. Zeus dünyayı yaratmaya karar verdikten sonra şöyle uzaktan bir bakıyor ve diyor ki burada bir eksiklik var. Fanus aldık ama içine balık atmadık. Görüntüsü güzel ama bir hareket yok. Ne yapayım ne yapayım diyor. Bunun içine birkaç yüz bin canlı fırlatıyor. Daha sonra da diyor ki bu canlıların üremesi ve çoğalması lazım. Bunun için de Zeus bu tarz işler için daha doğrusu titanları kullanıyor. Titanlar yarı tanrı. Bizim dört belliler gibi. Bir türlü kadroya alınamayan yarı tanrı. Tanrıların böyle işlerini halleden tipler bunlar. Bu arada çok şıksınız hocam. Gözlerimi kamaştırıyorsunuz hocam. Maşallah hocam. İçim eriyor hocam. Teşekkür ederim canım. Zeus bu görevi vermek için Prometheus'u ve onun askerden yeni gelmiş olan kardeşi, küçük kardeşi Epimetheus'u yanına çağırıyor. Diyor ki Prometheus, Procum, sen ve kardeşin Epi beraber gidin dünyaya. Oradaki canlıların çoğalmasını, üremesini sağlayın. Çünkü ben oraya çok ciddi yatırım yaptım. Öyle atıl kalmasını istemiyorum. Gelene geçene de ben burayı göstereceğim diyor. Havasını atacağım. Prometheus da Epimetheus tamam biz o işi hallederiz sevgili tanrıların tanrısı Zeus baba diyorlar. İniyorlar dünyaya. Ama şöyle bir olay var. Zeus dünyayı yarattığı zaman mesela insanlara dişi vermiyor. Sadece erkekler var. Ben de diyorum bunlar niye yürüyemiyor lan? Sadece erkekler ve diğer canlılar. Ama denemişler. Denemişler yürüyemiyoruz ya. Prometheus ile Epimetheus da tabii üretmenin yollarını arıyorlar. Ne yapıyor? İşte klonlamayla uğraşıyorlar. Biraz işte mitoz bölünmeyi acaba insanlarda uygulayabilir miyiz falan filan derken bunları bir şekilde çoğaltmayı başarıyorlar. Çok verimli olamıyorlar ama bir şekilde çoğaltmayı başarıyorlar. Gel zaman git zaman Prometheus burada yaşayan insanlara karşı hani üretiminde de katkısı olduğu için ekstra bir duygu beslemeye başlıyor. Onları çocuğu gibi görmeye başlıyor. En iyi okullarda okusunlar, en iyi yerlere gitsinler. Tek derdi bu olmaya başlıyor. Ara sıra geliyor işte tanrıların olduğu yere Zeus'a rapor verecek. Zeus'un önüne bakıyor. Yağı var, bılı var, her şeyi var. Alttan ısıtma falan filan. Aşağı iniyor insanlara bakıyor. Onların durumları o kadar iyi değiller. Elektrik yok, doğalgaz gelmemiş. Bir sürü sıkıntı. Haliyle bunlar yavaş yavaş Prometheus'a batmaya başlıyor. Zeus'a rapor vermeye gittiği zamanlarda bazen böyle atarlanıyor. Zeus soruyor işte nasıl gidiyor aşağıda işler. Ekmek kaç para diyor. Zeus anlamıyor. İşte hayırdır Prometheus. Şeker ne kadar diyor mesela. Böyle acayip acayip şeyler triplere giriyor. Zeus başlangıçta bu olayın ne olduğunu pek çakozlayamıyor. Derken Prometheus tekrardan aşağıya iniyor. İnsanlarla kahveye oturuyor böyle. Konuşuyor, sohbet ediyor. İşler nasıl gidiyor gibisinden. Onlar da tabii çok seviyorlar Prometheus. Onları bir noktadan diğer bir noktaya getirmeye çalışan bir titan olduğu için. Ooo Prometheus abimiz gelmiş. Hem ona bir çay çek tavşan gını diyorlar. Çay geliyor buz gibi. Prometheus diyor bu ne arkadaş diyor. Prometheus sevgili titanım yani biliyorsun ateş yok. Olmadığı için biz çayı böyle soğuk yapıyoruz diyor. Başka yani yemek falan ne oluyor? Çorba soğuk. İşte yemek soğuk. Her şey berbat. Diyor bari gideyim bir sauna mauna bir şeylere gireyim. Buhar odası var, soğuk buhar odası. Ateşle alakalı hiçbir şey yok. Tam tersini yapıyorlar. Ateşsiz ne yapabilirlerse. Prometheus yeter ulan diyor. Böyle saçmalık mı olur? Gidiyor Tanrılar Dağı'na Zeus'un olduğu bölgeye. Tanrılardan ateşi çalıyor Prometheus. Diyor ki ben bunu götüreceğim. İnsanlığa faydası olsun diye insanlığa kullandıracağım diyor. Büyük tanrıymış. Zaten Prometheus böyle isminde de böyle bir asalet yok mu ya? Prometheus çok kral adamdır. Vallahi. Ateşi çalıp aşağıya getiriyor abi. Ateşi getirdikten sonra insanlara gösteriyor. Ya birader işte bu ateş diyor. Bunu kullanmayı öğrenin. Diyorlar. Bunlar tabii ateşi... Siktirelim yandı. Aynen o şekilde. Ateşi kullanmaya çalışırken birkaç kabileyi telef ediyorlar o arada. Neticede öğreniyorlar ama işte çemberleri çeviriyorlar falan filan. Fakat bunlar full erkek kabile olduğu için ateşi bulur bulmaz. Ama bunlar başlıyor mangal yapmaya. Rakılar açılıyor, mangallar pişiriliyor derken abi bunlar plastik topla. Bütün dünyada herkesin böyle İlhan Mansız'ın Dünya Kupası'nda Roberto Carlos'a attığı çalımlar vardı ya. Herkes onu deniyor böyle. Çalımlar, malımlar, bağırtı gürültüler, patırtılar, hikayeler bitmiyor. Akşamlara kadar duman altı sanırsınız ki Kurban Bayramı'nın 3. gününde kilitlenmiş zaman. Zeus şöyle bir uyanıyor, kalkıyor şöyle ne oluyor burada falan diyor. Bakıyor lan bir duman altı var ortalıkta. Kim et yaptı lan diyor, mis gibi ızgara kokmuş falan filan. Bakıyor aşağıya, aşağıda et pişirmişler. Her taraf eğlence, rakılar gırla gidiyor. Ne oluyor lan burada diyor. Bu herifler nereden aldı ateşi diyor. Kim yaptı bu işi derken anlıyor ki Prometheus yaptı. Hemen Prometheus'a sabah 05:30'da bir şafak operasyonu abi. Alın bunu alın 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 böyle kapıları kırıyor.
çıkarıyorlar. Prometheus'a ters kelepçe plastiği bağlıyorlar. Götürüyorlar, atıyorlar şeyin önüne, Zeus'un önüne. Ne yaptın sen falan filan diyorlar buna. Bu diyor ki işte insanların bu kadar kötü bir vaziyette yaşamasını ben kesinlikle kabul edemem diyor. Onlara ateşi verdim diyor, tamam mı? Sen misin diyor ateşi veren, anasını satayım. Zeus savcılara çağrıda bulunuyor. Bir iddianame yazılıyor abi. İki gizli tanık bulunuyor. Arkasından bir nöbetçi mahkemeye çıkarıyorlar bunu. Şak diye Kafkas dağlarına zincire vuruyorlar. Saniyesinde cezasını alıyor. Arkasından Prometheus tabii gülümseyerek tebessüme de giriyor. Lan diyor, Titanım ben, gerizekalılar. Kafkas dağlarında istersen bir yıl beni zincire vurun. Ne fark eder ki diyor. Tamam diyor Zeus, o kadarını da biliyoruz biz diyor. Bunu hemen bir tane kartal görevlendiriyor. Her gün akşam Prometheus itinin ciğerini yiyeceksin diyor. Prometheus Titan olduğu için kartal akşam 5'te ciğeri yiyor. Sabaha kadar mantar gibi bunun ciğeri geri çıkıyor. İkinci gün kartal bir daha geliyor, yine yiyor ve olay kısır döngüye dönüşmüş oluyor. Ama tabii acılı bir kısır döngü Prometheus için. Fakat Zeus yine de insanlardan hıncını alamıyor. Düşünüyor, taşınıyor, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Vergi mi getirsem diyor acaba ateşe, ÖTV falan mı koysam diyor. Olmuyor, o pek tutmuyor. Şimdi bir şey yapmam lazım diyor ama adamların masrafı yok. Çünkü kadın yok, kadın olmadığı için. Kimsenin lüks arabaya binme gibi bir derdi yok. Kozmetik dünyası sıçmış zaten, kozmetik alan yok. Haliyle kadın olmadığı için birçok sektörde çökmüş durumda. Zeus diyor ki önce sektörü yaratmam lazım. Sektörü yaratacağım ki bu herifleri vergiye bağlayayım. Vergiden bunlara gömeyim. Çünkü bu ateşi aldı bunlar bir kere benden. Ve ben bu ateşi geri alamam. Tanrılığıma yakışmaz. Bedelini ödeteceğim. Haliyle bunları vergiye bağlamak için kafada bir şeyler kurmaya başlıyor. Ve ondan sonra Hephaistos diye bir demirci var. Tanrıların demir doğrama işlerini falan yapıyor. Bir de döneminin avantgard sanatçısı. Klasik dönem heykeller o zamanlar için hiç kimse tarafından kabul görmezken bu klasik dönem heykeller yapmaya başlıyor. Zeus diyor ki ya Hephaistos, İfocuğum senin diyor hani heykel kabiliyetin falan iyi. Bana diyor şöyle çamurdan ve sudan güzel bir kadın heykeli yap bakalım diyor. Bu birden böyle parlıyor gözleri. Demircilik haricinde heykel işleriyle sanatla uğraştığı için bir de kendini böyle göstermeye çalışıyor. Zeus'un özel koleksiyonuna İfo'nun bir heykeli girerse oradan alır yürür. Onun çok ilgisini çekiyor. Tamam diyor yapacağım diyor. Heyecanlanıyor falan ama diyor model. Bunun çırağı diyor ki abi diyor Afrodit'i yapsana diyor. Tamam diyor Afrodit'i yapalım. Çırağı hemen Banu Alkan'a mesaj atıyor. Banu Alkan da o ara Bodrum'da Hakan Balamir ile çekimde. Bunu hani böyle teknede böyle bağladığı bir sahne var ya, tam o sahnede telefonu açamıyor işte diyor hani alo efendim falan derken Hephaistos diyor ki Banucuğum sana çok ihtiyacım var. Afrodit'i model olarak almam gerekiyor. Malum bizim de bildiğimiz tekrar Afrodit sensin. Senin diyor hemen tak 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 iki heykelini yapayım diyor. Tamam diyor çekimler bitsin gelirim diyor. Banu Alkan gidiyor model olarak koyuyor oraya. Ondan sonra yapıyorlar. Zeus o diyor harika mükemmel diyor. Çok harika bir model bulmuşsun. Hephaistos'un yapmış olduğu bu heykele hayat verme aşamasına geçiriyor ve heykele hayat veriyor. Bu şekilde Pandora doğmuş oluyor arkadaşlar. Zeus diğer tanrıları topluyor. Diğer tanrılar da bu kadın heykeline akıllarına gelen her türlü böyle itlik puçluk hergelelik neyse kadına yüklüyorlar. Kendi ellerinde var olan kurnazlık, zeka falan filan işte her şeyi yüklüyorlar ve bu şekilde Pandora doğmuş oluyor arkadaşlar. Yeni doğan bu Pandora genç kızımız çok güzel bir hatun olmasının yanı sıra meraklı da bir. Buna bu merakı kim veriyor? Sevgili Hermes veriyor. Kumarbazların ve hırsızların tanrısı Hermes merak duygusunu da aşılıyor. Zeus sevgili Pandora diyor. Artık sen bir canlısın, seni dünyaya göndereceğim diyor Zeus. Orada yaşamaya devam edeceksin, insanlığın devamını sağlayacaksın diyor. Ama sana bir de hediyem olacak diyor. Antep kakması güzel bir kutu veriyor bunu. Bu kutuyu sakın açma Pandora diyor. Bu senin düğün hediyen diyor. Asla açmayacaksın diyor. Pandora da tamam diyor, kutusunu da alıyor yanına, dünyaya ışınlıyorlar bunu. Dünyaya ışınladıkları zaman da Prometheus'un kardeşi Epimetheus aşağıda bir kahvede oturuyor yine. İşte abisinin ne zaman cezasının biteceğiyle alakalı konuşurlarken Pandora oralarda geziniyor. Kendine kalacak yer arıyor. Epimetheus Pandora'yı görünce üf diyor, hatuna bak bu hatun benim dokunanı yakarım diyor. Tinder minder dinlemem diyor. Epimetheus diyor ki merhabalar hanımefendi, buralarda yenisiniz galiba. Size gerekli olan herhangi bir şey varsa ev, otel ya da benzeri bir durum yardımcı olayım diyor. Buradaki insanların yanlarındaki tek titan benim diyor. Pandora Epimetheus'tan çok hoşlanıyor. O da ondan hoşlanıyor. Bunlar hemen iki ay içerisinde abi kız istemeydi, sözdü, nikahtı, gelin almasıydı derken evleniyorlar abi. Bunlar işte evlilik hayatına geçiyorlar. Yaşıyorlar. Çok güzel bir hayatları var. Heyecanlı şuydu buydu ama belli bir 5-6. Senesinden sonra, 7. senesinden sonra evliliğin kritik evresidir zaten dostum bu. Evlilik bir böyle bir inmeye başlıyor. Heyecanı azalmaya başlıyor. Bunlar heyecan azaldıkça dikkat farklı yönlere kayıyor. Ne oluyor? Gözler Pandora'nın kutusuna dikilmeye başlıyor. Acaba bu kutuda ne var? Epimetheus da merak ediyor, Pandora da merak ediyor ama birbirlerine bunu söylemiyorlar. Bir gün Pandora evde ev işleriyle ilgilenirken, evde televizyonda Müge Anlı'yı seyrederken orada bir altyazı geçiyor. 80 yaşındaki İsa emminin döşeğinin altından çıkan paralar aileyi mutlu etmedi. Yıllar önce sakladığı paralar tedavülden kalktığı için
artık bir ciklet dahi alamıyorlar. Bunu duyar duymaz bir an için diyor ki ya diyor Zeus'un bize verdiği kutunun içerisinde böyle bir şey varsa, tedavülden kalkarsa o zaman hiçbir anlamı olmaz. En iyisi ben diyor bu kutuyu açayım. Hani krediye mrediye girmeden bir ev alırız kendimize diyor. Kendi kendine haklı bir sebep bulduğunun sevinciyle kutuyu yerinden alıyor. Maşallah hocam. Çok şıksınız hocam. Teşekkür ederim canım. Çok teşekkür ederim. Pandora kutuyu yerinden alıyor ve kutuyu açmaya karar veriyor. Pandora kutuyu bir açıyor. Kutunun içerisinden envai çeşit gölgeler çıkıyor bir anda. Ve bu gölgeler insanlığı aslında insan yapan kendi öz duygularımız ve hislerimiz. Adilik, kıskançlık, kin, nefret, öfke, şehvet ne varsa saçılıyor dünyaya. Ve insanlık bu kötü duygularla karşılaşmış oluyor. Ve kutunun en altında da fakirin fakirliğini asla sorgulamayacağı, her zaman için bir gün benim de olacak duygusunu ona yaşatacak olan umut çıkıyor. Ve Pandora'nın kutusundaki her şey dünyaya saçılmış oluyor. Aslına bakarsan mitolojideki Havva Pandora aslında. Ve işin şöyle bir boyutu var. Hani bu ne kadar önemli bilmiyorum ama mitolojik kadını kıskançlık, fesatlık, kin ve benzeri duyguları dünyaya getiren varlık gibi gösteriyor. Mitolojik kadını çok da iyi bir şey gibi göstermiyor. İlk yaratılış hikayesinde. Evet arkadaşlar Pandora'nın hikayesi böyleydi. Bir başka mitolojik hikayede görüşmek üzere. Çok güzel anlattınız hocam. Maşallah hocam. İçim eridi sizi anlatırken. Maşallah.